Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Google Anket ya da Google Form kullanarak nasıl anket oluşturabilirsiniz, bu anketlerinizi nasıl quiz'e çevirebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Google Form'larda anket oluşturma uygulamaları oldukça basit bir uygulama. Zaten çok da tercih edilen platformlardan bir tanesi. Tabii tercih edilme nedenleri arasında birçok özelliği yer alıyor. Öncelikle birçok modülü var. Bu modüllerle farklı tiplerde anket soruları ya da quiz soruları oluşturabilme imkanı bizlere sağlıyor. Ve bu imkanı sağlarken de çok hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bununla birlikte ücretsiz olması diğer önemli avantajlarından bir tanesi. Daha önceki videolarımızda da farklı ortamlardan sizlere bahsetmiştik. Fakat bu ortamların çoğunda kişi sayısı arttıkça artık premium özellik dediğiniz ücret ödemenizi gerektiriyor. Fakat Google Form'larda böyle bir şey yok. Rahatlıkla bir linkle paylaşım gerçekleştirebiliyorsunuz, bir embed koduyla sitenize gömebiliyorsunuz. Elemes sistemi tarzı bir yer kullanıyorsanız rahatlıkla elemesinize gömebiliyorsunuz. Ve kullanıcı sayısı da sınırsız olduğu için istediğiniz kadar kullanıcıya anketinizi, quizinizi açabiliyorsunuz. Bu yüzden güzel avantajlarından bir tanesi ve kullanılabilir anket programlarından, uygulamalarından bir tanesi olduğu söylenebilir. Nasıl giriş yapacağız? Google çubuğuna geldim ben. Google anket yazdım ya da Google Form'da yazabilirsiniz. Google anket yazdıktan sonra birinci değil ikinci kısımda Google Formlar ücretsiz olarak anketleri oluşturun diye link çıktı. Hemen buraya tıklıyorum. Ben kişisel olarak kullanacağım. O yüzden sol tarafta yer alan Google Formlara git butonuna tıklıyorum. Eğer Google uygulamalarını kullanmak istiyorsanız bu sadece formlar değil Google dokümanları kullanmak istiyor olabilirsiniz. Maili, depolama alanlarını, Excel tarzı bir uygulaması var. Bunları kullanmak istiyorsanız birçok aslında uygulaması var. Hangout, Meeting olsun. Bunlar için mutlaka bir Gmail hesabınıza ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Gmail hesabı almak oldukça kolay aslında. Biz daha önceki videolarımızda Gmail hesabını nasıl aldığımızdan bahsetmiştik. Onu link olarak aşağıya eklerim. Ama hemen küçük bir ipucu vereyim buraya kadar gelmişken. Eğer Gmail hesabınız yoksa hemen bakın aşağıda hesap oluşturun kısmı var. Hesap oluşturun kısmından kendim için diyerek şuradaki ad, soyad, kullanıcı adı, şifreyi doldurup ileri demeniz yeterli oluyor. İlerleyen adımlarda size birkaç bilgi daha soruyor. Onları doldurmanız yeterli olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken yer kullanıcı adı. Çok fazla kullanıcısı olduğu için muhtemelen kullanıcı adlarınız alınmış olabilir. O yüzden size farklı kombinasyonlar önerebilir ya da sizin değiştirmenizi isteyebilir. O yüzden kullanıcı adı kısmında daha önce kullanılmamış bir ad bulmanız gerekiyor. Hemen geri dönüyorum ve artık ben oturum aç kısmından kendi kullanıcı adım ve şifremle oturum açma işlemi gerçekleştiriyorum. Giriş yaptıktan sonra kullanıcı adı ve şifreniz de sizi otomatik olarak bu forma yönlendiriyor. Ama ben bununla birlikte daha sonraki aşamada yani formlarımızı oluşturduktan ve kaydettikten sonra kendisi otomatik kaydedecek ki bu formların nerede saklandığını, bunlara nasıl yanıt vereceğini, yanıtların nereden görüntüleneceğini de ben sizlere kısaca göstereceğim. Ama başta ilk etapta gördüğümüz kısım bu olacak. Bu kısım aslında bizim anket oluşturmaya başlayacağımız kısım. Hadi o zaman ilk anketimizi oluşturalım. İlk önce anketimize bir isim vermemiz gerekiyor. Anket deneme ismini veriyorum. Ben buraya anket deneme ismi verdikten sonra şuradaki başlıksız formumda otomatik anket denemeye dönüyor. Gördüğünüz gibi internet bağlantınızda bir sıkıntı olmadığı sürece bu değişikliklerin hepsini otomatik drive'ınıza kaydediyor. Yani sizin yeniden bir kaydetme işlemi gerçekleştirmenize gerek yok. Anket denemeden sonra alta bir form açıklaması ekleyebiliyorsunuz. Burada yönergenizi, neden yaptığınızı ya da doldurma şekillerinizin açıklamalarını yazabilirsiniz. Anketlerde genellikle zaten amacımızı mutlaka yazarız, yönergemizi yazarız, özel bir doldurma stili varsa onun için yazarız ve bir de teşekkür ederiz. Eğer bunu quiz amaçlı yapıyorsanız yine buraya quizle birlikte nasıl dolduracağını, nasıl puanlayacağınızı, sürenizin ne kadar olduğunu ve benzeri şeyleri de verebilirsiniz. Birinci kısımda daha çok tanımlamalar, isimler, yönergelerden bahsettik. Şimdi artık yavaş yavaş soru ekleme kısmına gelelim. Farklı bir sürü stilde soru var. Bunların hepsini aslında size göstermek istiyorum. Soru ekleme kısmı hemen bakın aşağıda. Zaten bir tane hazır bir şekilde gelmiş. Bu kısımda şurada sil seçeneğini silerek ben şimdi siliyorum bu kısmı. Nasıl ekleyeceğinizi göstereyim.
Bütün hepsini bu şekilde ekleyeceğiz. Sağ tarafta yer alan artı işareti zaten üstüne geldiğimizde hemen bir hint dediğimiz bir ipucu açılıyor. Soru ekle geliyor. Artı işaretine tıklıyorum ve gördüğünüz gibi soru geldi. Bu birinci sorum olsun. Birinci sorumun tipini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için şu yan taraftaki soru seçeneklerini tıkladığınızda açılır bir tane menü geliyor sizin için. Burada farklı stillerde sorular var. Ben hemen ilk önce en üstteki kısa yanıt kısmına tıklıyorum. Kısa yanıt sorusunda sadece bir sorunuz olacak. O soruya kısa bir şekilde cümle olarak ya da nasıl istiyorsanız o şekilde yanıt vermesini sağlayacak. Birinci soruyu ben metin olarak yazdım ama bakın yan tarafında bir tane resim işareti var. Eğer isterseniz bu resim işaretine tıklayarak ilgili ya da uygun yerlerde bir görseliniz var ise şayet bu görselinizi alarak buraya resim şeklinde de eklemeler gerçekleştirebilirsiniz. Hemen ben Google'dan bir görsel aratayım. Bir bilgisayar diyorum mesela. Bilgisayarlardan bir tane sanıyorum. Tabi burada önemli olan nedir? Burada telif haklarını önemsememiz gerekiyor. Telif hakkı olmayan resimler kullanmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bir tane resim buraya geldi. Şöyle birazcık daha küçülteyim. Yanlarındaki işaretlerden tuttum. Şöyle küçültüyorum. İşaret geldi. İşte aşağıdaki resimdeki öğenin metaforunu tartışınız dedim mesela. İsterseniz sadece metin şeklinde yazabilirsiniz ya da resim koyabilirsiniz. Resim artı metin yazabilirsiniz. Bu tabii size bağlı olarak değişir. Resimle ilgili değişiklik yapmak için resmin üzerinde 3 tane nokta geliyor. Bu noktalara bastığınızda resmin hizalaması, değiştirilmesi ve kaldırılması. Örneğin ortaya doğru hizala dedim. Resmi ortaya doğru getirdi. Bununla birlikte değiştirebilirsiniz ya da kaldırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Birinci sorumla ilgili yapacağım diğer tanımlamalardan bir tanesi gerekli kısmı. Bu gerekli kısmında eğer bu şu an kapalı, eğer bunu şu şekilde açarsanız, bu şu demek, bu kişi soruya cevap vermeden anketinizi hiçbir şekilde kaydedemez, gönderemez. Zaten diyelim ki boşluk kaldı, boş bıraktı bu kişi bu soruyu. O zaman gönderme tuşuna bastığında direkt yukarıda bir tane uyarı geliyor. İşte şu soru zorunludur, bu soruyu mutlaka doldurunuz gibi. Gerekli olan sorularınız varsa bu kısımda gerekli kısmını işaretleyebilirsiniz. Yapabileceğiniz diğer ayarlar ne? Hemen yan taraftaki 3 nokta işaretine tıklıyorum. Bir açıklama koyabilirsiniz, yanıt doğrulaması yapabilirsiniz. Bu yanıt doğrulamasını aslında biz quizlerde kullanacağız. Eğer tabii istiyorsanız yanıtları da öğrenci daha sonra görsün istiyorsanız bunlara daha sonra bakacağız. Şimdi birinci sorumuzu ekledik. Hadi gelin ikinci sorumuzu ekleyelim. İkinci sorumuzu nereden ekleyeceğiz? Yine artı kısmına geliyorum. Artıya basıyorum. Buraya ikinci soru diyeyim. Çoktan seçmeli kısımlarda kısa cevapta kısa yanıtı aldık. Paragrafı alalım. Paragraf da kısa yanıtla çok benziyor. Kısa yanıtta satır sayısı daha az gelirken paragrafta satır sayısı daha uzun geliyor. Örneğin bir kompozisyon yazdıracaksınız. Nokta nokta hakkında bir kompozisyon yazınız. Bunda uzun yanıtları tercih edebilirsiniz. Uzun yanıt vereceği daha kısa yanıtlar, şu kavramı kısaca tanımlayınız gibi bir soru soracaksanız kısa yanıtı tercih edebilirsiniz. Bunda da diğerinde olduğu gibi aslında bütün sorularda bu var. Yeniden ben belirtmek istemiyorum ama bütün sorularda yan tarafta gördüğünüz üzere bir adet resim ekleme kısmı var. Resim eklemesi yapabilirsiniz buraya. Bunda yine aşağıda yer alan gerekli kısmından gerekliyi açabilirsiniz, zorunlu hale getirebilirsiniz. Yan tarafta ben bunları da göstereyim. Mesela beğenmediniz, bir şey oldu, silmek istiyorsunuz. Sil seçeneğini kullanabilirsiniz. Ya da hemen yan tarafta kopyala kısmı var. Kopyalaya bastığınızda bunun aynısını kopyalar, bu sorunun aynısını kopyalar. Bu sorunun aynısını kopyaladım ben şimdi gördüğünüz gibi. Yukarıda da var, aşağıda da var. Silmek istiyorum. Yan taraftaki sil işaretine bastım, sildi. Sorular arasında değişiklikler de yapabilirsiniz. Birinci soru bu olmasın, bu olsun derseniz değişiklikler de yapabilirsiniz. Bunun için yapacağınız şey, bakın şuradaki altılı nokta var, 6 tane nokta. Tutup yukarıya doğru şöyle sorunuzu çekip diğerinin üstüne atmak olacak. Böylelikle birinci soru ile ikinci soru arasında gördüğünüz gibi sıralama değişti. Ben ikinci soruya geri geliyorum. Artı işaretine tıklıyorum. Daha neler yapabileceğimize bakıyorum.
Burada ne var? Hemen sıramızda çoktan seçmeli sorularımız var. Aslında bizim çok da kullandığımız çoktan seçmeli soru tipi. Soru tipinde nedir? Bir soru sorarsınız ya da resim eklersiniz. Bu soruya bağlı bir soru sorarsınız. Altta da seçenekleriniz vardır. Bu seçenekleri istediğiniz kadar burada çoğaltabilirsiniz. Diyelim ki daha fazla çoğaltmak istiyorsunuz. Hemen şöyle zaten siz bir tane yazıp Enter tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneğe gidiyor. Ya da siz diğer seçeneğe bastığınızda diğer buraya geliyor. Bununla birlikte seçenekleri seçtiniz, koydunuz. Bununla birlikte bir diğer seçeneği eklemek istiyorsunuz. Diğer seçeneğini de otomatik olarak ekliyor sizin için. Çoktan seçmeli sorularda da yine yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi gerekli kısmını açmak olacak. Yan taraftaki silme işlemi ya da çoğaltma işlemini de yapabilirsiniz. Çoktan seçmeli sorularda quiz kısmında özellikle şu seçeneklerin yanıtına göre bölüme git kısmı ya da açıklama kısmını kullanacağız. Çünkü hangi seçenek doğruysa o seçeneği işaretleyeceğiz ve öğrenciyi otomatik puanlamaya gittiğinde buradan puan sağlayacak. Bununla birlikte seçeneklerin sırasını karıştırıp da kullanabilirsiniz. Bu özellikle quiz yaparken kopya çekmeyi önlemek için. Çoktan seçmeliyi ekledim, artı işaretine basıyorum ve bir aşağıya iniyorum. Çoktan seçmeli sorularımdan sonra onay kutuları var. Çoktan seçmeli ile onay kutuları arasındaki fark şudur. Çoktan seçmeli sorularda bir tane seçenek işaretlenir. Yani 5 tane seçeneğiniz var diyelim, onlar arasından yalnızca bir tanesini işaretleyebilir kişi. Onay kutularında ise birden fazla seçeneğin işaretlenmesine izin verilir. Ne tarz anket yapıyorsanız. Örneğin aşağıdakilerden hangisi dezavantajları arasındadır dediniz. Ve birden fazla seçeneği öğrencinin ya da anketi kullanan kişinin işaretlemesini istiyorsunuz. Bu tarz bir durumda onay kutularını kullanabilirsiniz. Ben şimdi hemen onay kutusu seçiyorum. Eklemek için kullanılır. Seçenek 1, 2, 3, 4, 5. İsterseniz yine diğer seçeneğini seçebilirsiniz. Buna da gerekli diyebilirsiniz. Bunda da yine seçeneklerin sırasını karıştır, yanıt doğrulaması ya da açıklama ekleyebilirsiniz. Yani soruları yine diğerlerinde anlattığım için tekrar anlatmak istemiyorum ama metin şeklinde yazabileceğiniz gibi yan tarafta resim seçeneğini seçerek isterseniz resimde görselde ekleyebilirsiniz. Hemen yan taraftaki soru ekle kısmına geri geliyorum. Çoktan seçmeli sorularımı onay kutularını açtım. Bir de açılır menü. Açılır menü şu an şu kullandığımız şey. Bakın. Açılır menü. Yani açtığımda direkt içerisindekiler geliyor. Bunu genellikle nelerde kullanırız? Mesela hangi fakültede okuyorsunuz? Fakülte isimlerini yazarsınız. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Şehirleri yazarsınız. O kişi şehirlerden bir tane seçer. Tabii böyle daraltmayalım. İstediğiniz şekilde de kullanabilirsiniz aslında. Ama çok fazla seçeneğiniz var. İşte 5, 6, 7, 10, 15 seçeneğinizden sonrası varsa, 30-40'lara gidiyorsa açılır menü. Hem yer kaplamaması açısından oldukça önemlidir. Genellikle zaten bu amaçla kullanılır ve bir seçenek seçilir. Çoktan seçmeli hale de getirebilirsiniz ama çoktan seçmeli seçeneklerde biz genellikle 5, 6, 7'den sonrasını çok tasvip etmeyiz. Çünkü yer kaplar, çok görünürlüğü de etkiler. Bu tarz durumlarda ne yaparız? Bu tarz durumlarda açılır menü kullanırız. Yani çok fazla seçeneği varsa ve bir tanesini seçmesi gerekiyorsa. Açılır menüyü de hemen şuraya ekleyeyim. Açılır menü yazayım şuraya. Buraya da şöyle 1, 2, 3, 4, buraya istediğiniz kadar seçenek ekleyebilirsiniz. 7 yazayım. Şimdi buraya kadar yine resim eklemesi yapabilirsiniz. Metin yerine gerekli kılabilirsiniz. Buraya kadar epeyce bir şey ekledik aslında. Ne yaptık? Kısa yanıtlı, paragraf yanıtları, çoktan seçme, açılır menü ve onay kutularını eklemiş olduk. Buraya bir ön izleme yapabilirsiniz. Biz zaten genellikle son kullanıcı nasıl görülüyor diye belirli tabii işlemlerden sonra ön izleme gerçekleştiririz. Bu da çok basit. Hemen bakın sağ üstte yer alan bir göz işareti var. Bu göz işaretine tıkladığınızda nasıl ön izlendiğini, nasıl göründüğünü bakın şurada gösteriyor. Açıklama var. Gördüğünüz gibi şurada bir yanıt kısmı var. Burada bir paragraf yanıtı var. Çoktan seçmeli sorun var. Birden fazla seçenek işaretleyebileceğim bir sorun var ve bir de açılır menüm var. Tamam, buraya kadar gayet güzel oldu. Yeniden ben düzenleme sayfama geri dönüyorum. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Buraya kadar geldim. Diyelim ki buradan sonra ileri diyelim
diğer sayfaya gitsin, o sayfadan devam etsin. Biz buna ne diyoruz? Biz buna bölüm ekleme diyoruz aslında. Birinci bölüm, ikinci bölüm. Bunu da rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Nereden yapacağım? Soru eklemeye devam edeceğim bu arada. Diğer formatları da göstereceğim. Aşağıda yer alan, bakın, bölüm ekle, eşittir işareti, bir işaret var. Burası bölüm ekleme kısmıdır. Bölüm ekle dediğim andan itibaren öncelikle birinci bölüm gelecek. Birinci bölüm geldikten sonra, ön izlemede göstereceğim zaten, ileri tuşu gelecek. İleriye bastığımda bölüm 2'nin altındaki sorular gelmeye başlayacak. Bölüm 2. Yine bölüm 2 ile ilgili isterseniz açıklama yapabilirsiniz. İsterseniz her sorudan sonra bölüm ekleyebilirsiniz. Birinci soru birinci bölümde, ikinci soru ikinci bölümde, bölüm 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 gelsin isteyebilirsiniz. Biz bölümleri neye göre değiştiriyoruz anketlerde? Örneğin bir ölçek uyguladınız. Ayrıca ikinci bir ölçek daha uygulayacaksınız. Ölçekler birbirine karışmasın, sayfanın altına inmek zorunda kalmasın kullanıcı diye. Genellikle bölümler ekleriz. Yani bölümleri birbirinden ayrıştırmak için. Ama siz nasıl kullanmak isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Şuraya da bir tane yönerge yazalım. Bölüm 2'ye soru eklemeye devam ediyorum. Artı kısmına basıyorum ve soru ekliyorum. Şu ana kadar en son açılır menüye gelmiştik. Dosya yükleme kısmına bakıyorum. Dosya yüklemesine izin ver kısmı. Şimdi dosya yüklemesine izin verecekseniz şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Katılımcıların eklediği dosyaların hepsi sizin Google Drive'ınıza gelecek. Eğer Google Drive'ınızda yer yoksa katılımcılar dosyalarınızı yükleyemeyecek. Bu yüzden yükleme sınırınızı çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Bu özelliği kullanırken de dikkatli olmanız gerekiyor. Küçük bir grupla çalışıyorsanız herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Ama büyük bir grupla çalışıyorsanız, Google Drive'ınızda da yeterli yer yoksa, o zaman dosya yükleme kısmında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hemen şuradan devam diyorum. Bana bazı özellikleri soracak. Örneğin, hazırladığınız dosyayı yükleyiniz dedim. Şimdi dosya yüklemede yine resim, karakter, resim ekleyebilirsiniz ya da metin şeklinde de sorunuzu yazabilirsiniz. Yalnızca belirli dosya türlerine izin veri açık bırakırsanız hangi tarz dosyaları yükleyecek? Örneğin siz sadece PDF dosyalarını istiyorsunuz ya da sadece videoları istiyorsunuz. Bunu yazabilirsiniz. Böylelikle öğrenci video haricinde bir dosya yüklemek istediğinde bir uyarı verecektir. Ya da doküman istiyorsunuz ya da birden fazlasını da tabii işaretleyebilirsiniz. Burada tamamıyla hangi tip doküman yüklemesini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Toplamda kaç dosya yükleyebilir? Tabii bunlar tamamıyla sizin Google Drive'ınızdaki yere, öğrenci sayısına, kitlesine, dosyalarınızın büyüklüğüne bağlı olarak ayarlamanız gereken özellikler. Maksimum dosya boyutu kaç olmalıdır? 10 GB'a kadar var mesela. 10 GB'dan düşünün, 10 tane öğrenci olsa 100 GB'lık yer. Bu da premium üye olmanız gerektirir Google Drive'a. Bu yüzden burayı dikkatli bir şekilde seçmeniz gerekiyor. Yine eğer isterseniz şurayı gerekli olarak mesela değiştirebilirsiniz. Özellikle öğrencilerinizden ödev toplayacaksınız ya da kullanıcı kitlenizden bir dosya toplayacaksınız, bilgi toplayacaksınız, dosya içerisinde ya da sunum toplayacaksınız mesela. Bu özellik oldukça iyi bir özellik. Birçok aslında anket oluşturma, ücretsiz anket oluşturma programında da böyle bir özellik yok. Artı işaretine basıyorum. Hazırladığım dosya yükleyin dedim. Dosya yükleme ekledim. Hemen bakalım daha ne yapabilirim? Doğrusal ölçek uygulayabilirim. Bunu genellikle memnun musunuz, memnun değilsiniz, ne kadar memnunsunuz, ne kadar kolay gibi genellikle sorularda kullanırız biz. Google Form ile anket oluşturmak kolay mı? Mesela hemen şuradan işaretlemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela 1'den 10'a kadar olsun. Eğer isterseniz etiket de koyabilirsiniz. 1 çok zor, 10 çok kolay. Böylelikle biz genellikle bunu önemseriz. Yani birinin ne anlama geldiğini, onun ne anlama geldiğini mutlaka kullanıcılara iletmemiz gerekiyor. Bunu da yaptım. Gerekli olarak işaretledim bunu da. Çok güzel. Ya da gerekli olarak işaretlemeyeyim. Çünkü birazdan hepsinin bir denemesini yaparken hepsini işaretlettirmek isteyecek bize. Hatta şurada biraz önce gerekli olarak işaretlediklerimi de kapatayım ki ben rahatlıkla size bölümler arasında geçişleri gösterebileyim. Aksi takdirde hepsini doldurmadan bir sonraki soruya geçmeyecek. Gördüğünüz gibi bakın otomatik olarak aşağıda bir soru oluşturdu. Yeniden buraya geldim. Şu an buradaki sorudayım. Hemen artı işaretine basıyorum. Yine bir soru ekliyorum. Nereden ekleyeceğim? Çoktan seçmeli tablosu.
Bunu genellikle biz ölçek geliştirdiğimizde, ölçekleri uygularken çokça kullanıyoruz. Burada satırlar var ve aynı sütunlar var. Mesela 20 tane sorunuz var. Bu 20 tane sorunun da bütün şıkları, likert kısmı, işte kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Bütün soruların şıkları bu şekilde. Likert tarzı diyoruz biz buna. Bu tarz durumlarda çoktan seçmeli tablosu oluşturabilirsiniz. Öncelikle tabii soruyusunu şuraya yazdınız. İşte aşağıdaki sorulardan size en uygun olan şıkkı seçiniz dediniz. Daha sonra birinci satıra sorularınızı yazıyorsunuz. Bir ölçek olduğu için de zaten sorularınız daha önceden hazır olacaktır. Sütunlara da bu ölçeklerdeki likerti neyse onu yazıyorum. Örneğin kesinlikle katılmıyorum. Katılmıyorum. Kararsızım. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yazdım. Benim sorularım değişse bile şıklarım sürekli bu şekilde olacak. Tamam dedim, bu kadar dedim. Yeni bir soru ekle dedim. Bakın formatına bakalım. Gördüğünüz gibi sorular şurada çıktı. Şıkları ise burada çıktı ve hepsinin şıkları ve soruları aynı şekilde. Gördüğünüz gibi oldukça basit, böylelikle likert tipi anket oluşturacaksınız. Hemen şuraya ben en aşağıdaki bölüm ekle kısmını kullanarak bir üçüncü bölüm daha eklemek istiyorum. Şuraya yanlışlıkla bir soru eklemişiz bakın, fark etmeden. Bunun üstüne tıklayıp şöyle ben bir sileyim. Çünkü en son şu soruyu eklemiştim. Bölüm 3 olsun bu da. Geri kalanları buradan yapalım. Açıklamalarımı yazdım. Bölüm 3'ün başlığını yazmam gerekiyor. Hemen sonrasında bir yönerge ya da açıklama yazmam gerekiyor. Yine şuradaki artı işaretine tıkladım ve soru eklemeye devam ediyorum. Çoktan seçmeli sorularımdan sonra onay kutusu tablosu. Onay kutusu tablosu da çoktan seçmeli sorulara çok benziyor ama bu sefer ne yapacağız? Aynı onay kutularındaki gibi birden fazla seçeneği seçebilirsiniz. Tek bir satırda tek bir soru yerine birden fazla soru geliyor. Bu sorulara aynı tip ölçeklendirme uyguluyoruz. Hepsinin ölçeklendirmesi, likert tipi. Ben şimdi yukarıdakini yazmak istemediğim için yeniden şöyle yazıyorum. 4 yazdım. Ve bunda yapacağı şey ise birden fazla şunda sadece bir tanesini işaretleyebilir. Yalnızca bir soru işaretleyebilirken aşağıdakinde birinci soruya ilişkin olarak birden fazla seçeneği işaretleyebilir. Öyle diyeyim. Onay tipi. Şimdi ikincisine geçmeden önce, bir alta geçmeden önce biz sorularımızda normalde şöyle gördüğünüz gibi resim ekleyebiliyorduk. Peki video eklemek istiyorum. Yani önce video gelsin, sonra aşağıda sorusu gelsin. Tabii ki bunu da yapabilirsiniz. Bunun için ne yapacağım? Bakın yan tarafta şurada resmin hemen altında video ekle diye bir özellik var. Video ekle özelliğine tıklayacağım. Videom neredeyse orada aratacağım. İsterseniz URL şeklinde direkt de yapıştırabilirsiniz. Ben hemen bizim kanala gidelim. Kanal içerisinden bir tane videoyu alalım. Modülle ilgili mesela ödev yükleme, ödev oluşturma videosu var. Seç dedim. Bunu buraya gördüğünüz gibi aktardı. Modülle ödev oluşturma diye bir başlık yazdım. Yine bunu isterseniz büyütüp küçültebilirsiniz. Üstüne şöyle yana tıkladığımda 3 nokta çıkıyor aynı resimdeki gibi. Bunu da yine hizalama yapabilir, değiştirebilir ya da kaldırabilirsiniz. Bir tane video ekledim. Hemen altına soru ekle diyorum. Hangi sorularım kalmış bakalım. Tarih sorusu kalmış. Tarih diyeyim. Tabii çok bu çok manalı olmadı ama bu video ne zaman çekilmiştir diyeyim. Çok saçma bir soru oldu ama göstermek için. Burada tarih bilgisini girilmesi gerekiyor. Üstte videoyu izleyecek artık nasıl yapacaksa. Altta onunla ilgili bir tarih bilgisi gelecek. Bu tarih bilgisi de birazdan ön izlemesini göstereceğim. Tarih girdiğinde şurada bir tane takvim açılacak. Ve o takvimin içerisinden de tarihi seçecek.
Tabii biz bu tarih ve saatleri genellikle örneğin bir toplantı gerçekleştireceğiz. Toplantı gerçekleştireceğimiz için büyük bir kitleden ne zaman gerçekleştirirsin? Saat kaçta müsaitsiniz gibi bir müsaitlik durumu almak istiyorsunuz. Bununla ilgili ya da bir sınav yapacaksınız. Öğrencilerinizin ne zaman müsait olduğunu toplamaya istiyorsunuz. Bunun gibi özellikler için kullanıyoruz. Yine artı işaretine basıyorum. Bu sefer saat seçeneğini seçiyorum. Yine saat bilgisi. Giriniz. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Şu bilgi videonun kaçıncı dakikasında yer almaktadır deyip yine burada bir saat bilgisi girmelerini sağlayabilirsiniz. Şimdi buraya kadar gördüğünüz gibi birçok özelliği kullanmış olduk. Bölümleri ayırdık. Bütün soru tiplerine baktık. Bütün soru tiplerine var. Bunun haricinde ne yapabiliriz? Bunun haricinde en üste geliyorum örneğin. Ben birinci soruya tıklıyorum. Şurada yan tarafta başlık ve açıklama ekle diye bir kısım var. Tıkladığımda hemen tıkladığım sorunun alt kısmına bir başlık ekliyor. Böylelikle bölümlere ayırmak yerine, mesela biz bölümlere ayırdık. Dedik ki şu sorular birinci bölüme ait, şu sorular ikinci bölüme ait. Başlıkta ise bölümlere ayırmadan direkt bölümleri kendi sayfası içinde de ayırabilirsiniz. Yani isterseniz bölüm bölüm gidebilirsiniz, isterseniz başlıklandırarak bu birinci bölümün soruları şunlar deyip, işte ikinci bölüme geçip yine bir şurada başlıklandırma ve açıklama ekleyip ikinci bölümün soruları şunlar gibi yazabilirsiniz. Diyelim ki karışık bir sınav yapıyorsunuz. Türkçe sınavım var, matematik sorularım da var. Türkçe sınav sorularından önce bir başlık eklersiniz. Bölüm de eklemek istemiyorsunuz diyelim. Başlık eklersiniz, Türkçe soruları, altına Türkçe sorularını yazarsınız. Sonra bir başlık daha eklerseniz matematik sınav soruları, matematik sınav sorularını yaparsınız. Eğer bölüm eklemek istemiyorsanız. Oldukça da basit. Ben şimdi bu başlığı yine şöyle ön izlemede görünsün diye bölüm başlık ekleme özelliği diye bırakayım. Şuraya da özellikleri açayım. Şimdi özellikleri açtım buraya. Başka ne yapabilirsiniz? Bakın şurada soruları içeri aktar diye bir seçenek var. Soruları içeri aktar diyerek daha önce oluşturduğunuz formlar varsa o formlardan soru alabilirsiniz. Diyelim ki bir anket oluşturdunuz ve bu anketten birkaç soruyu almak istiyorsanız bu formlardan mesela ben daha önce burada oluşturmuşum. Şöyle bir tane seçtim. Seç dediğinizde otomatik olarak bu soruları sizin anketinize aktaracaktır arkadaşlar. Hemen şunu kapatıyorum. Bunlar bu formlar bu arada sizin şu an depolama alanınızda olan sorular. Şöyle soruları içe aktar dediğinizde şuradaki anket denemeyi görüyorsunuz değil mi? Şu an aslında bizim oluşturduğumuz anket bu. Ne yapmış? Otomatik olarak sizin depolama alanınıza bu anketi kopyalamış. Ben hiçbir kopyalama işlemi ya da kaydetme işlemi gerçekleştirmedim. Buna rağmen buraya kopyalamış. Hadi bir ön izleme gerçekleştirelim. Ön izleme yapıyorum. Şunu bir önceki ön izlememdi. Bu sayfadan çık diyorum. Birinci sayfam. Gördüğünüz gibi şurada başlık yer alıyor. Bölüm başlık ekleme. Sayfamdaki sorular yer alıyor. Hemen sonrakine geçiyorum. Bir tanesinin yanıtlamasını mecburi bırakmışız. Şöyle yapıp sonraki diyeyim. İkinci bölüm dosya yükleme kısmı. Dosya ekle diyeyim. Bakın gördüğünüz gibi cihazımdan, drive'ımdan yükle seçeneği geliyor. Öğrencileriniz bunları kullanabilirler. Cihazımdan dosyaları yükle dediğinde masa üstüne gidecek. Masa üstünden bir dosya yükleyip öğrenciler yükle seçeneğini kullanabilirler. Birazdan bunları dolduracağız ve doldurduktan sonra da nasıl anketi değerlendireceğiz ona bakacağız zaten. Yine derecelendirmemiz var. Bakın burada biraz önceki şıklılar var. Birden fazlasını işaretleyemiyoruz gördüğünüz gibi. Sonraki diyorum bir sonrakine geçiyorum. Onay kutuları var. Bu bölüm 3'ümüz bizim. Bölüm 3'te onay kutusunda gördüğünüz gibi birden fazla seçeneği işaretleyebiliyorsunuz. Zaten çoktan seçmeli tablosundan ayıran şey de buydu. Şurada bir tane video eklemiştik. Bu videoyu öğrencilerinizin izlemesini sağlayabilirsiniz dedik. Daha sonra bu video ne zaman çekilmiş? Tarihle ilgili alacaksınız mesela. Şuraya tarihleri yazabilirsiniz. Gün, ay, yıl şeklinde diyor. Diyelim. Tarih girdiniz. Aynı şekilde saat bilgisi de girebilirsiniz. 13.30 dedim ve gönder dedim. Evet, şu ana kadar gayet güzel oluşmuş. Bunu da kapatıyorum. Düzenleme sayfasına geri geliyorum. Başka nelerden bahsedelim? Renk seçeneklerini değiştirebiliriz. Şurada ön izleme seçeneğini kullandığımız yerin hemen yan tarafında temayı özelleştir diye bir seçenek var.
Burada yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi, bakın şuradaki renk seçeneklerini değiştirmek olacaktır. Bununla birlikte yazı temel tipini de değiştirebilirsiniz. Bu tamamıyla kimlere anket yapacağınıza bağlı olarak değişecektir. Çünkü şöyle bir stili çok resmi bir anket yapıyorsanız, resmi bir kurumdaysanız kullanamazsınız. Daha resmi kurumlardaki yazışma kurallarına uygun bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Bununla birlikte yukarıda resim seç kısmı var. Resim seç kısmını tıkladığınızda size temalar geliyor. Temalar diyerek ilgili temalardan bir tanesini seçebilirsiniz. Ya da fotoğraflar diyerek kendi fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz. Karşıdan yükle diyerek mesela masa üstünüzden yükleyebilirsiniz. Bunlar nerede görünür bu tarz temalar? Mesela bizlerde bir tanesini seçelim. Şuradaki iş okul kısımlarından örneğin şöyle bir kitap seçelim. Ve sağ alttaki ekleye tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi bunu seçtiğim anda öncelikle temanın rengi değişti buna uygun olarak ve yukarıya bir tane resim eklendi. Bu bir tık daha güzel görünmesini sağlayabilir. Ön izlemede bakalım nasıl görünecek. Gördüğünüz gibi ön izlemede de bu şekilde görünüyor. Şimdi bununla birlikte anket Google formuna geri geliyorum. Bundan sonra yapabileceğimiz şeyler ayarlar kısmından ayarları ekleyebiliriz. Ayarlar kısmında neler yapabiliriz? Öncelikle e-posta adreslerini topla seçeneğini aktif hale getirebiliriz. E-posta adreslerini topla dediğimde ankete giriş yapabilmek için kişiler mutlaka e-posta adresleriyle giriş yapmaları gerekiyor. Bu durumda size kullanıcılarla birlikte yani sizin bilgilerinizle birlikte kullanıcı ankete ne cevap verdiyse e-posta adreslerinizi de çıkarıyor. Ama genel bir kullanıcı kitleniz varsa herhangi bir kişinin ulaşmasını sağlamak istiyorsanız bu seçeneği işaretlemeniz dezavantajlı olabilir. Çünkü kullanıcılar genellikle bu tarz işlemler olduğunda anketleri doldurmakta gönülsüz davranabiliyorlar. Ama öğrencilerinize yapacaksınız ve sadece öğrencilerinizin kullanmasını ve onları değerlendirmek istiyorsunuz. Bu durumda e-posta adreslerini topla diyerek ankete girdiklerinde e-posta girmelerini ve o adreslerle ankete ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Tabii bu adresi, bu seçeneği daha doğrusu açık bırakırsanız şunu da yapma seçeneğiniz var. Bir yanıtla sınırlandır. Bir yanıtla sınırlandır dediğinizde kullanıcı Google adresiyle giriş yaptığında bu ankete sadece bir kez cevap verebilir. Ama bunun için Google oturumu açması gerekiyor. Katılımcı Google anketiyle yani şunu aktif hale getirecekseniz gönderdiğiniz katılımcıları mutlaka bir Gmail adresi olduğundan emin olmanız gerekiyor. Katılımcılar başka ne yapabilir? Katılımcıların gönderdikten sonra düzenleme seçeneklerini ya da özet grafikleri ve metinleri görmelerini de sağlayabilirsiniz. Bu şunu sağlıyor. Katılımcı bunu gönderdi. Akabinde katılımcıya bütün hepsini bitirdi anketi ve gönder tuşuna bastı. Genel olarak bu anketle ilgili özet grafikleri katılımcıya gösteriyor. Kaç kişi katılmış, şu soruya ne kadar cevap vermiş, kim cevap vermiş ve benzeri gibi. Eğer anketi gizli tutacaksanız bu doğru olmayacaktır. Çünkü anket bilgilerinin gizli tutulması ve sadece kullanıcının yani anketin sahibinin bu bilgileri görmesi gerekir. Bu tarz durumlarda bunlar işaretli olmaması gerekir. Bununla birlikte eğer gönderdikten sonra düzenleme seçeneğini seçerseniz de öğrenci gönderir ya anketi dolduran gönderir. Sonra yeniden değişim yapmasına da izin verebilirsiniz demektir. Bu yine size isteğinize bağlı olarak değişir. Şimdi biz normalde orada 10 GB seçmiştik hatırlarsanız ama bizim ayarlarımızda bu 1 GB olarak işaretli. Bunu isterseniz yerinize bağlı olarak 10, 100 GB hatta 1 TB maksimum boyuta bile getirebilirsiniz. Ama tabii bunları yaparken çok dikkatli olmanız gerektiğini de unutmayın depolama alanınız açısından. Ben şimdi özet grafikleri metinleri gösterme diyorum. Özel bir anket oluşturacağım ve bu anket sahibi kullanıcıların bu cevaplarını yalnızca görebilecek. Çünkü çoğu anketlerde ve ölçeklemede hep şunu söyleriz. Toplanılan veriler yalnızca veriyi toplayan kişi tarafından analiz edilecek, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak deriz. Bir yanıtla sınırlandırı ve e-posta toplayı da ben şimdi aktif hale getirmek istemiyorum. Çünkü denemeler yapacağız birazdan. Denemeler yaptığımız zamanlarda da sorun olmasını istemiyorum. Sunu kısmı yine ilerleme çubuğunu gösterebilirsiniz. Yani nerede 10. soruda mesela daha
30 sorusu daha var. Böyle bir ilerleme çubuğu gelebilir. Soruların sırasını karıştırabilirsiniz. Özellikle test, yani quiz haline çevirecekseniz bu önemli özelliklerinden bir tanesi olacaktır. Kopya çekmeyi önleyecektir en azından. Soruların sırasını karıştırabilirsiniz. Böylelikle bölüm 1'deki 6 soru farklı farklı sırayla gelecektir. Başka bir yanıt gönderme bağlantısını göster. Yani eğer isterse birden fazla yanıt gönderecekse ya da farklı biri bir yanıt daha gönderecekse bu durumda bunu da aktif hale getirebilirsiniz. Onay iletisi yazabilirsiniz. Bu bir teşekkür olabilir. Teşekkür ederim işte. Katılım için teşekkür ederim. Ya da bir tane anket oluşturduktan sonra onları başka bir yere aktarmak istiyorsunuz. Teşekkür ederim. İşte şu videomuzu da izleyebilirsiniz ve benzeri gibi. Ya da şu web sitesine ilerleyebilirsiniz gibi. Buraya da bir bildirim yazabilirsiniz. Testler kısmına geldim. İşte aslında quiz haline getireceğiniz kısım bu olacak. Bu kısımda otomatik not verme özelliğine izin vereceğiz. Ama otomatik not verme özelliğine izin verdiğimiz anda testimize geri gidip, yani test yaptığımızda, quiz hale getirdiğimizde testimize geri gidip şu işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Test sorularında doğru yanıtları koymamız, yanıtların kaç puan olduğunu göstermeniz ve benzeri gerekiyor. Bunu da birazdan gerçekleştireceğiz. Testler kısmında hadi bunu test yap özelliğini açıyorum ve artık bu bir quiz haline geldi. Artık sorularımın altında sizin için farklı seçenekler de çıkacak, onları göstereceğim. Bunu test yap özelliğinden sonra her gönderimden hemen sonra notu açıklamasını istiyor musunuz? Bütün sorulara not verdiniz ve bu notların da öğrencilere gösterilmesini istiyorsunuz. Her gönderdikten sonra notu açıklayabilir ya da manuel inceleme yapabilir. E-posta toplama özelliğini tabii etkinleştirmeniz gerekiyor bunun için. Boş bırakılan katılımcılar şunları görebilir mi? Boş bırakılan veya yanlış cevaplanan sorular. İsterseniz bir quiz yaptığınız için, test yaptığınız için katılımcıların kendi özelliklerini görmesinde bir sakınca yok. Anket gibi değil. Ama tabii saklı tutmanız gerekiyorsa o zaman bu özelliklerin, örneğin notu açıklama her gönderimden hemen sonra özelliğini de kapatmanız gerekiyor. Boş bırakılan ve yanlış cevaplanan soruları gösterilme özelliğini de kapatmanız gerekiyor. Ve bunu kaydet diyorum. Şimdi biz bunu artık normalde test haline getirdik. Bu arada şunu gerekli değildir diye şöyle yapalım. Bakın birinci sorumu tıkladığımda test haline dönüştürdüğüm için altta cevap anahtarı çıktı. Normalde quiz haline dönüştürmeseydik böyle bir cevap çıkmayacaktı. Cevap anahtarı çıktığı için ben bunu artık puanlama da yapacağım için cevap anahtarı koymam gerekiyor. Peki bunlardaki dezavantaj ne? Şimdi normalde test sorularınıza cevap anahtarı koyarsınız. A, B, C, D şıkları vardır. A şıkkı cevap anahtarıdır mesela. Ama uzun yanıt metni ya da paragraf metinlerinde cevap anahtarını ne yazacaksınız? Ya da program bunu nasıl eşleştirecek? Bununla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ben yine de şuraya bir cevap anahtarı koyuyorum. Bu soruya cevap verenler yan tarafta 10 puan alsın diyorum. Cevapla ilgili geri bildirim eklediyorum ve geri bildirimde mesela bilgisayar yazan kişi bu cevabı sağlayabilsin. Ya da bu cevabı verdikten sonra kişiyi bir linke yönlendirebilirim. Bir bağlantıya yönlendirebilirim kişiyi. Bu bağlantı işte Google'a gitsin mesela. Cevapla ilgili olabilir, cevabın türüyle ilgili olabilir ya da aynı şekilde videoya yönlendirebilirim. Yani buna cevapladı, bu sorunun cevabı olan videoya da yönlendirebilirim. Yine bilgisayarla ilgili videolardan bir tanesini alalım hemen. Şurada mesela Powtoon ile animasyon hazırlama videosuna gönderdim. Bu soru Powtoon'la ilgili ve kaydet dedim. Kişiler bu soruyu cevapladıktan sonra onları geri bildirim olarak buraya yönlendirecek ve tamamladı dedim. Bu soruyu yapana 10 puan. Hemen aşağıya geliyorum. Çoktan seçmeli sorularda da aynı şey var. Bakın çoktan seçmeli sorularda bir cevap anahtarı hazırlayalım. Bu soruya cevap veren de 10 puan alsın. Fakat bununla birlikte burada bir işaretleme yapmanız lazım. Doğru seçenek hangisi? Şöyle seçiyorum bakın. Doğru seçenek bu. Bu seçeneği işaretlerse 10 puan alsın ve tamamlandı diyorum. Bununla birlikte yine şurada seçeneklerin sırasını karıştır diyorum ki kopya çekmesini önleyelim. Hemen bir alttakine geldim. Yine cevap anahtarı dedim. Cevap anahtarı kısmında bu soruya da 10 puan versin ama bu soruda 1 ve 3 doğru cevaplar. 1 ve 3 doğru cevaplarını cevapladıktan sonra. Gördüğünüz gibi gayet basit. Yaptığım tek şey aslında burada test haline getirdim ve test haline getirdikten sonra anket haricinde bir de cevap anahtarı girişi yapıyorum. Bu soruda 10 puan diyelim ve 6. açılır menüdeki 6. cevap da doğru cevap olsun.
Tabii bu sorularda şöyle bir handikap da var. Örneğin hazırladığınız dosyayı yükleyin dediniz. Buna bir cevap anahtarı yükleyemezsiniz. Sadece şunu yapabilirsiniz. Bu soruya bir şey ne yüklerse yüklesin ben 10 puan verdim diyebilirsiniz. Bir kontrol mekanizması çalışmaz aynı kısa cevaplardaki gibi. Şu şekilde şıklı cevaplarda bunu her şekilde yapabiliriz. Yani şıklı cevaplarda her türlü puanlama gerçekleştirebiliriz. Ama şıklı olmayan cevaplarda puanlama gerçekleştirmemiz mümkün olmayabilir. Mesela saat bilgisi, cevap anahtarı girelim diyelim. Mesela burada bir 10 puan diyeyim, tamamlandı diyeyim. Burada bir cevap girebilme imkanımız yok. Tabii quizlerde böyle bir sıkıntılı durumumuz var. Şu an mesela yukarıda toplam 60 puan vermişim ben cevaplara. Bu cevaplardan bazılarını tabii ki de ekledim, bazılarını eklemedim. Bütün bunları yaptık, cevap anahtarını da yaptık. Biz artık bunu ne yaptık? Test haline getirdik. Anket değil, test haline geldi. Test ya ben istemiyorum vazgeçtim derseniz yine şuradaki ayarlar kısmından testler sekmesini kapatabilirsiniz. Otomatik olarak bu toplam puan alma ve benzeri gidecektir. Bununla birlikte artık ne yapalım? Artık paylaşmaya geldi sıra. Ya artık paylaşalım. Bunu nasıl yapıyoruz? Gönder tuşundan yapıyoruz. Birkaç bize paylaşma seçeneği sunuyor. Öncelikle kullanıcılarla paylaşmadan önce diyelim ki bu anketi ya da bu quiz'i birkaç kişi kullanacağız. Birkaç kişi düzenleyebilir. Sizinle birlikte farklı anket kullanıcıları ya da öğretmenler de düzenleyebilir. Bu durumda ortak çalışan ekle diyerek isterseniz sizin anketinize ortak çalışan ekleyebilirsiniz. Tabii onların Google hesabı olması gerektiğini unutmayın. Teknoloji meraklısı @gmail.com'u mesela işaretledim. Yan tarafta da düzenleyen kısmı olarak işaretledim. Bu ne demek? Bu kullanıcım benim artık benim gibi yani sahibi gibi bu ankete girip düzenleyebilir. Bakın burası paylaşma kısmı değil. Burası sizin bu ankete paylaşımcı, sizin gibi düzenleyen biri daha ekleyeyim mi? Mesela öğrencisiniz, birden fazla arkadaşınızla grup çalışması yapıyorsunuz. Bir anket oluşturacaksınız. Birden fazla kişinin bu ankete müdahale etmesini, düzenlemesini istiyorsunuz. Bu durumda bu seçeneğini kullanacağız. Bu seçenek paylaşım seçeneği değil. Yanlış anlamayın lütfen. Gönder dedim. Artık teknoloji meraklısı @gmail.com adresindeki kişi benim bu anketime girip benim bu yaptığım bütün değişiklikleri yapabilir, temaları değiştirebilir, soruları ekleyebilir, soru silebilir. Yani her şeyi yapabilir bundan sonra buradaki kişi. Yine gönder seçeneğine geliyorum. Bu neydi? Bu şuradaki ortak çalışan ekleydi. Ben göndereceğim artık anketimi. Birkaç seçenek var şurada gördüğünüz gibi. Bir tanesini e-posta olarak gönderebilirsiniz. Yine teknoloji meraklısı @gmail.com diyorum. Buna direkt gönderecek. Bununla birlikte anket denemesi buraya konuyu farklı şekilde yazabilirsiniz. Aşağıya davet metni yazabilirsiniz. Mesajınıza yazdıktan sonra gönderim gerçekleştirebilirsiniz. Buraya da bir açıklama yazdık diyelim mesela. Açıklama yazdıktan sonra gönderim gerçekleştirebilirsiniz. Yine yukarıdaki e-postaları topla seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz. Şunu ben şimdilik aktif hale getirmek istemiyorum. Başka, bunun haricinde bakın şurada bağlantı paylaşabilirsiniz. Ben e-postaları tek tek göndermek istemiyorum. Public bir yerde ya da LMS sistemimde ya da web sitesinde bir link paylaşacağım. Bu durumda yan tarafı kullanacağız. Şu bağlantı. Bu bağlantıyı aşağıdan URL'yi kısalt diyerek de kısaltabilirsiniz. Ya da işte mesela dersinizde direkt tahtaya yansıtarak giriş sağlamak istiyorsunuz gibi. Bağlantıya sahip olan kişiler, ben şimdi CTRL-C ile ya da sağ tıklayıp kopyala diyerek bu bağlantı farklı bir tarayıcıya geçtim. Bu tarayıcıdan bu ankete ulaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ben farklı bir kullanıcıyım artık. Gördüğünüz gibi farklı kullanıcıdan şöyle anketim gösteriliyor. Böylelikle ankette paylaşmış olursunuz. Hatta buraya kadar gelmişken bir de dolduralım ve cevapları nasıl göreceğimizi de görelim. Hemen şuraya tamamıyla hızlı bir şekilde olsun diye soruları yazışa yazıyorum. Seçenekleri seçiyorum. Açılır menüde. Gördüğünüz gibi bizim sıramız normalde bu değildi. Biz soruları karıştır dediğimiz için mesela açılır menü bizim en alttaydı. Sorular karışık olarak gelmedi. Bununla birlikte aşağıda bakın biz ilerleme çubuğu ekledik. 3 sayfa var diyor. Birinci sayfadasınız diyor. Sonraki diyelim. Dosyayı yüklemeyeceğim. Zaten mecbur bırakmamıştım. Şunlardan birkaç tanesini işaretliyorum. Şunu işaretliyorum ve sonraki diyorum.
Onay tablosu, birden fazla zaten işaretleyebiliyordum. Aşağıya doğru geldim. Lütfen diyor tarih girin. Şu yan taraftaki takvim işaretine tıkladığınızda da bir takvim çıkacaktır. Bu takvimden seçimimi yaptım. Aynı şekilde bir saat girdim. Pardon. Evet. Ve kullanıcı olarak ben artık her şeyi yaptığıma göre, bu arada isterse kullanıcı geriye gidip sorularını yeniden bir göz atabilir. Gönder seçeneğini seçiyorum ve gönderiyorum. Bakın ben bir tane bildirim yazmıştım. Sadece teşekkür ederim yazmıştım. Teşekkür ederim çıktı. Buraya teşekkür ederim dedikten sonra video falan ekleyebilirsiniz mesela. Yani farklı bildirimler de ekleyebilirsiniz. Puanını görüntülemeyi açık bırakmıştık biz. Puanı görüntüle diyorum. Ve benim puanımı görüntülüyor. 60 üzerinden 10 almışım. Peki biz birinci soruya bir geri bildirim mesela eklemiştik. O geri bildirimi nerede göreceğim? İşte puanını gör dedikten sonra bu sayfayı yönlendiriyor. Ve bu sayfada bakın bana bir geri bildirim veriyor. Diyor ki işte bu sorunun cevabı bilgisayardı, sen SSS yazmışsın. İşte aşağıdaki videoyu bununla ilgili izleyebilirsin. Bu şekilde geri bildirimleri de buraya yazabilirsiniz eğer isterseniz. Tabi bu biraz zaman alacaktır. Bakın hep yanlış işaretlemişim bu arada. Doğru cevapları aşağıda gösteriyor. Yine burada yanlış, doğru cevabın bu olması gerekiyormuş. Bunları öğrencilere gösterebilirsiniz. Geri dönüyorum. Bununla birlikte son olarak bir de embed kod dediğimiz kod alabilirsiniz. Zaten şöyle bir özellik var. Bunu unutmayalım. Şimdi bunu HTML olarak yerleştirebilmemiz için diyor dosya yükleme seçeneğini kullanmamamız gerekiyor. Şimdi biz burada bir dosya yükleme seçeneği kullanmıştık biliyorsunuz ki. Neredeydi? Şurada. Bu soruyu yazdığınız sürece sizin dosya yükleme olduğu için, yükleme işlemi olduğu için web sitenize gömmenize izin vermeyecek. O yüzden ben şimdilik şunu sil seçeneğini kullanarak siliyorum. Ve hemen geri geleyim, gönderdiğim, embeddiğim. Bakın gördüğünüz gibi şurada HTML'e yerleştirme kodu verdi bana. İsterseniz burada Google Form'unuzun genişliğini ve yüksekliğini de değiştirebilirsiniz. Ben bunu kopyalayayım. Şöyle bir Word dosyası açayım. Word dosyası üzerinde kodu göstereyim size. Şöyle bir kod veriyor. Bunu da sizin web sitenize ya da LMS sisteminize modül kullanıyorsanız mesela gömebilirsiniz. Bununla ilgili de modulda Google formlar nasıl kullanılır bununla ilgili de anlatmıştık, bir videomuz vardı. Direkt bunu alıp kendi web sitenize gömme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz yine genişliğini ve yüksekliğini şuradan elle de düzeltebilirsiniz. Aslında bu kadar kolay. Yine isterseniz Facebook ya da Twitter üzerinden de formu paylaşabilirsiniz. Bitirdik. Kapattık. Biraz önce bir tane kullanıcımız sorulara cevap vermişti. Bakın onu nereden görüntüleyeceğim? Sayfama geri geldiğimde şurada yanıtlar diye bir kısım var. Yanıtlar kısmı normalde hiçbir şey yazmıyordu. Biraz önce ben kullanıcı olarak dışarıdan girip yanıtlara cevap, sorulara cevap vermiş ve cevaplarımı bir kontrol etmiştim. Şuradaki yanıt kısmından yanıtları görüntüleyebilirsiniz. Burada şimdi hemen şu sorulardan gönderdiğim bir URL, kısa bir URL alıp yeniden şuradaki Google'a geri dönüp biraz önce yaptığım yere sanki farklı bir kullanıcıymışım gibi bir yanıt daha göndereyim. Bakın sorular her seferinde yerleri değişiyor. Normalde benim bu sorum farklı bir yerdeydi. Şu sorum da farklı bir yerdeydi. En alttaki sorularda onay kutusu önce geliyordu. Ama şimdi onay kutusu en alta gelmiş. Çünkü soruları karıştırdım ve gönder dedim. Yine farklı bir kişi olarak puanımı görüntüle diyerek yine puanımı buradan görüntüleyebilirim. Bu sefer hiç puan almamışım. Ankete geri dönüyorum. Bakın buradaki yanıtlarım kısmı 2 oldu. 2 kez cevap vermiş. 2 kişi cevap vermiş. Yanıtlara geri döndüm. Gördüğünüz gibi ilk kısım özet kısmı. Özet kısmında bize sadece bütün kullanıcıların frekans tablolarını ya da grafiklerini veriyor. Şurada analizlerde diyor ki 2 tane katılımcı var. Birinci şu sıkça yanlış yanıtlanan birinci soruya işte katılımcılar vermiş. İkisi de yanlış cevap vermiş. Hakkında bir kompozisyon yazınız sorusuna verdiğimiz cevaplar şurada. Aşağıdaki resimdeki öğenim metaforunu tartışınız. Sorular cevaplar burada. Çoktan seçmeli sorulara gördüğünüz gibi birinci kullanıcı %50 demiş. Birinci seçeneği seçmiş. Diğeri ikinci seçeneği seçmiş. Gördüğünüz gibi burada sizin sorulara verilen cevaplar var. Mesela Google Form ile anket oluşturmak kolay mı demişiz. Bir kullanıcı, bakın bir kullanıcı 4 seçeneğini seçmiş, bir kullanıcı da 5 seçeneğini seçmiş. Burada genel olarak kullanıcıların genel tablosunu veriyor. Yani frekans tabloları, genel verilerini veriyor.
Bununla birlikte soruya gelirseniz de soru soru bu sefer veriyor. Mesela açılır menüye verilen cevaplar nelermiş? Bakın soru soru. İşte şurada gelir mesela onay kutusuna verilen cevaplar nelermiş? Soru soru. Birinci kişi, birinci kullanıcı şunları demiş. İkinci kullanıcı 2 ve 3 demiş mesela. Bununla birlikte bağımsız olarak da bakabilirsiniz. Öğrenci öğrenci. Onu şuradan göreceksiniz. Bakın iki kişi yanıtlamış. Bu birincinin yanıtları. Aşağıya doğru iniyorum bakın. Birinci bunları yanıtlamış. Hemen şöyle geldim. Şuradaki tırnak işaretinden iki kişiden ikincisine geçtim. İkincisinin yanıtları da bunlarmış. Örneğin öğrenci öğrenci soruların cevaplarına bakmak istiyorsunuz. Kişi kişi soruların cevaplarına bakmak istiyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da genel bir anket yaptınız. Özet bilgileri alacaksınız. Direkt buradaki özet bilgileri de alıp kopyalama işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. O da çok kolay. Örneğin grafiklerimden bir tanesine geldim. Bakın şurada var. Şuradaki grafiği kopyala dedim. Word belgesine geri geldim. Şuraya yapıştır dedim. Yapıştır dedim. Otomatik olarak bakın grafiği buraya yapıştırdı. Bu da çok kolay. Sizin özellikle raporlamanızı kolaylaştırıyor. Eğer bu tarz sorular soruyorsanız direkt buradaki grafikleri alıp raporlaştırıp alta direkt bu raporla ilgili sonuçları ya da raporun açıklamasını yazabilirsiniz. Raporlaştırmanız açısından oldukça kolay olacak. Özellikle ölçek, anket uyguluyorsanız, akademik çalışmalar yapıyorsanız. Bununla birlikte yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi de bunların hepsini bir Excel sayfasında görüntüleyebilirsiniz. Şu yukarıdaki e-tablo oluşturma kısmı. E-tablo oluşturma kısmını basıyorum. Oluştur diyorum. Otomatik olarak size bir Excel tablosu oluşturuyor. Şuradan hemen aç seçeneğini tıkladım. Gördüğünüz gibi bakın zaman damgası ne zaman doldurdu. Bununla birlikte puanı ve bütün sorulara verdiği cevaplar burada yer alıyor. Yani bir Excel sayfası şeklinde. Bu da zaten Google'ın özelliklerinden bir tanesi. Google'ın Excel sayfası şeklinde kullandığımız sheet kısmı. Dosya kısmından, bu tabii bu farklı bir konu ama yine dosya kısmından eğer isterseniz şuradaki indirden Microsoft Excel şeklinde masa üstünüze de indirim gerçekleştirebilirsiniz. Şu an benim Excel sayfası şeklinde masa üstüme gördüğünüz gibi indi. Evet, Excel sayfası olarak şu an masa üstünde. Masa üstünden de istersen bu verileri toplayabilir, bu verileri SPSS'e aktarabilir, SPSS'de bu verileri kullanabilirim. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Eğer full anket yapıyorsanız ve SPSS'de ya da farklı bir analiz ortamında analiz yapacaksanız indirip Excel sayfası şeklinde kullanabilir. Excel sayfasını o analiz programlarına atıp analiz gerçekleştirebilirsiniz. Anket formuma geri dönüyorum. Aslında yapacaklarımız genel olarak bu şekilde ama yine şu yan taraftaki 3 işaret, 3 nokta işaretine tıklayarak bunu işte CSV şeklinde isterseniz kullanabilirsiniz. Form bağlantısını kaldır diyerek belli bir tarih seçtiyseniz o tarihte formun bağlantısını kaldırabilirsiniz. Kişi bağlantıya sahip olsa bile bu form artık kullanım dışı olduğundan dolayı kişi görüntüleyemeyecektir. Bunu özellikle şunun için yapabilirsiniz. Formu açtınız, anket bir quiz diyelim. Öğrencilerinize yarım saat verdiniz ve dediniz ki yarım saat sonra bu sınav bitecek ve formu dağıttınız. Formu başladılar. Yarım saat sonra formun bağlantısını kaldır seçeneğini seçerek tıklayarak yarım saatin dolmasından sonra artık ankete ya da quiz'e kimsenin cevap vermemesini sağlayabilirsiniz. Bu da oldukça güzel özelliklerinden bir tanesi. Bir timer koymuyor, bir zamanlama koymuyor. Bunun için ekstra eklentiler eklemeniz gerekiyor ama siz elle müdahale ederek bu şekilde yapabilirsiniz. CSV şeklinde de yanıtları indirebilirsiniz. Excel değil, işinize yararsa. Tüm yanıtları yazdır diyerek tüm yanıtları yazdırma seçeneğini kullanabilirsiniz. Eğer depolamanız gerekiyorsa bu yanıtların hepsini tek tek yazdırıyor. Bunları yazdırarak sisteminizde depolayabilirsiniz. Google formlarla ilgili yapacağım diğer bir şey ise bu form nereye gitti, nereye kaydoldu bunu göstermek. Her şeyi bitirdiniz, Google formunuzu kaydettiniz, paylaştınız, quiz haline getirdiniz, quiz'e zaman verdiniz ve zamanı kapattınız biraz önce gösterdiğim yerden. Sonra ne yapacağım? Örneğin bunu daha sonra kullanmak istiyorum, daha sonra değiştirerek kullanacağım ya da yeniden açacağım bu anketi. Bunun için depolama alanına geri gitmeniz gerekiyor. Bakın şurada anket denemenin yanında formlar ana ekranı diye bir yer var. Tıkladığımda sizi bu mail adresinizin bağlı olduğu formlarınıza götürür. Benim daha önce bakın şurada açtığım formlar burada, örnekleri burada. Benim en son açtığım şurası.
Şu anket formunu açmıştım ben. Bu anket formunun üzerine değişiklikler yaptım. Buradan yine şuradan işte yeniden adlandır diyerek adlandırabilirsiniz, kaldırabilirsiniz ya da üstüne bir kez tıklayarak yine o biraz önceki düzenleme ekranına geri gelebilirsiniz ve bütün düzenleme işlemlerini buradan yapabilirsiniz. Ya da yanıtlara ulaşmak istiyorsunuz, her seferinde kontrol etmek istiyorsunuz. Üzerine tıklayıp şuradaki yanıtlara gelerek yanıtları kontrol edebilirsiniz. Hemen şuraya geri geldim. İlk açtığınızda bu kısım gelirse bu kısımdan yeni bir tane form oluşturabilmek için de şuradaki artı işaretine tıklamanız yeterli olacaktır. Artı işaretinden bakın bomboş bir form getirdi. Yeniden bir quiz ya da anket uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. Google Formlarla ilgili ayrıntılı bir video olduğu ama açıklayıcı bir video olduğu düşüncesindeyim. Rahatlıkla kullanabileceğiniz ücretsiz, kişi sayısı koymayan önemli uygulamalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Artı formların en güzel özelliklerinden bir tanesi kolay paylaşılabilmesi ve embed kodu tarzı işte LMS sistemlerine ya da eğer varsa web sitelerine rahatlıkla gömülebilmesi. İster normal paylaşım, public paylaşım dediğiniz bir linkle paylaşım sağlayabileceğiniz gibi daha özelse mail adreslerine göndererek sadece spesifik kişilere ulaşabilmeniz ve bunların hepsini ücretsiz bir şekilde yapıyor olabilmeniz. Bununla birlikte size depolama alanı veriyor olması yani şurada depolanıyor gördüğünüz gibi. Güzel özelliklerinden bir tanesi eğer bu tarz ücretsiz bir sistem ve iyi bir sistem arıyorsanız bence kullanmanız için önemli. Çünkü raporlama da yapıyor gördüğünüz gibi. Grafikler üzerinden direkt kopyala yapıştır yaparak rahatlıkla raporlama gerçekleştirebildiğiniz gibi quiz haline getirip öğrencilerinizin kendi puanlarını, yanlışlarını görmelerini, geri bildirim yaparak o sorulara doğru nasıl cevap verebileceklerini görmelerini de sağlayabiliyorsunuz. Bu açıdan birçok avantajı, birçok özelliği kendi içinde barındırıyor. Bugünkü videomuzda bu kadar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.